Merhaba arkadaşlar. En düşük maliyetli hücreler yöntemi ile ilgili yeni bir örnekle karşı karşıyayız. Bu örneğimizde en düşük maliyetli hücrelerden birden fazla var. Özellikle bu örneği seçtim. Yapacağımız işlem tabii ki ilk olarak toplam arzın toplam talebe eşit olup olmadığını kontrol etmek. Ben gördüğünüz üzere toplam arzları 625 olarak hesaplattım. Mavi renkli olanlar görüyorsunuz 625, toplam arz 625 ve toplam talepte her bir tüketim merkezinin toplam talepleri de ne kadar? Gene 625. Bu nedenle bu problem dengeli bir problem. Yani benim bir kukla tüketim merkezine veya bir kukla arz merkezine ihtiyacım yok. İlk kontrol edeceğimiz işlemin bu olduğunu söylemiştik. Daha sonra neyi tanımlıyorduk? X, Y, J diye. Karar değişkenimizi tanımlıyorduk. İkinci fabrikadan J'inci tüketim merkezine bir birimi gönderilecek toplam ürün miktarı, gönderilecek ürün miktarı. Burada İ ve J'nin birden 3'e kadar olan sayılar olduğunu görebiliyorsunuz. Toplam 3 tane fabrikamız, 3 tane talep merkezimiz var. Sağ üst köşelerde yazan 11, 13, 12, 16, 11, 14, 21, 24 ve 13 gibi olan ifadeler ise her fabrikadan her tüketim merkezine birim taşıma maliyetlerini göstermekte. Mesela C11 dediğimiz nedir? Bir nolu fabrikadan bir nolu tüketim merkezine bir birim ürünü taşımanın maliyeti. Taşıma maliyeti. Ve bu kaç liraymış? Bu kaç liraymış? C11 kaça eşit? 11 TL'ye eşit arkadaşlar. Kısa başka şekillerde işte mesela C3-2 nedir? 3 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine ürün taşımanın maliyeti ve bu da ne kadarmış? Birim maliyeti 24 TL'ye eşitmiş. Biz ne yapıyorduk? Hatırlarsanız eğer en düşük maliyetli hücreler yönteminde en küçük maliyete sahip olan hücreden başlayarak atama yapıyoruz. Burada en düşük maliyete sahip olan iki tane hücre var. Bir tanesi F1 T1'deki 11, diğeri de F2'den T2'ye taşıma maliyeti olan gene 11. Bunlardan herhangi bir tanesini tercih edebiliriz. Biz burada bu örneğimizde F1'den T1'e atama yaparak başlayacağız. Ve buraya bir ürün atayacağız. Atayacağımız ürünleri nasıl belirliyorduk onu da hemen hatırlatalım size. Ben bir numaralı fabrikadan bir numaralı tüketim merkezine göndereceğim ürünü nasıl söylüyorum? X11 diye söylüyorum. Bu benim karar değişkenim. X11 dediğimiz bir numaralı fabrikanın arzı ile bir numaralı tüketim merkezinin talebinin en küçüğü, yani 200 birim. Ben bu F1 ile T1'in kesiştiği hücreye 200 birimlik ürün ataması yapıyorum. Şimdi T1'in tüm talebini böylelikle karşılamış oluyorum. F1'in de toplam 250 birimlik arzı vardı. Bu arzın 200 birimini kullandığım için geriye 50 birimlik bir arz kalıyor. Onu da düzeltiyorum sağ taraftaki tabloda. Şimdi T1 ile ilgili artık T1 tüketim merkezinin tüm talebini karşıladığım için bu sütundaki hiçbir hücreye atama yapmayacağımdan dolayı bu sütunu ne yapıyorum? Kaplıyorum, kapatıyorum orayı ve ne yapıyorum? Bir sonraki
En düşük maliyetli olan hücreye geçiyorum ki o da X ikinci fabrikayla ikinci tüketim merkezinin kesiştiği yerdeki gene 11 TL'lik birim maliyete sahip olan hücre. Bu hücreye atama yapacağım. X2 2'yi de nasıl belirleyeceğim? 2 numaralı fabrikanın arz ettiği ürün miktarı 150. 2 numaralı tüketim merkezinin talep ettiği ürün miktarı 225. Ve bu ikisinin en küçüğü 150 birim olduğu için ben F2 ile T2'nin kesiştiği hücreye 150 birim atama yapıyorum. Yani 2 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine 150 adet ürünü gönderiyorum. Şimdi böylelikle ben 150 adet ürünü fabrikadan yolladığım için 2 numaralı fabrikanın artık arz edebileceği bir ürün kalmadı. 225 lik bir talebi sahip olan 2 numaralı tüketim merkezinin ise 150 birimlik talebi karşılandığı için sadece geriye 75 birimlik bir nesi kaldı? Talebi kaldı. Artık 2 numaralı tüketim fabrikamızdan başka bir şehire ürün yollayamayacağımıza göre, çünkü tüm arzını 2 numaralı tüketim merkezine yolladığımız için 2 numaralı satırdaki diğer hücreleri de ne yapıyorum? Kapatıyorum ve bir sonraki en düşük maliyetli hücreye geçiyorum arkadaşlar. Gene dikkat ederseniz burada ilginç bir durum söz konusu olmuş. İki tane en düşük maliyetli hücremiz var. İstediğim bir tanesini atama yapabilirim. Ben X1 2'ye tercih ediyorum şu anda. Minimum evet, 1 numaralı fabrikanın arz edebileceği miktar 50 birim. 2 numaralı tüketim merkezinin talep edeceği miktar 75 birim. Bunun en küçüğü 50 birim olduğu için ben F1 fabrikasından 2 numaralı tüketim merkezine ne yaptım? 50 birim ürün yolladım. Böylelikle bunun arz ettiği ürün miktarını tamamen tüketmiş oldum. Ve 2 numaralı tüketim merkezimizin de 75 birimlik arzının 50 birimini karşıladığım için geriye 25 birimlik bir arz kalmış oldu. Onu da yeniden talep kalmış oldu. Özür dilerim. Talebini düzenledim. Şimdi tekrar tarama işlemini yapalım. Artık F1 fabrikasından başka herhangi bir yere atama yapamayacağım için gene burayı ne yapıyorum? Kapatıyorum. Sadece iki tane hücrem kaldı. Bunların içerisinde en küçük maliyete sahip olan hücre F3 T3 hücresi. F3 T3 hücresine atama yapmak istersem ona da ne kadar atama yapabilirim? Minimum. Evet, 3. fabrikanın arz ettiği miktar 225 birim. 3. tüketim merkezinin talep ettiği miktar 200 birim olduğu için bu ikisinin en küçüğü 200 birim. Demek ki ben 3 numaralı fabrikadan 3 numaralı tüketim merkezine 200 birimlik bir mal göndereceğim. Böylelikle 3 numaralı tüketim merkezinin tüm talebini karşılamış olacağım. 3 numaralı fabrikadan 225 birimlik bir arzın 200 birimi gönderildiği için geriye sadece arz edebileceği 25 birimlik bir ürün kalmış oldu. Ve dikkat ederseniz tek bir hücrem artık mevcut. Atım yapabileceğim o da X3-2. X3-2'de de bakarsak eğer benim arzım 25 birim. 2 numaralı şehrimizin talebi de 25 birim. Ne oldu? Ben bu 3 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine 25 adet ürün gönderdiğim zaman problemi, başlangıç çözümünü bulmuş olacağım. Evet, tüketim merkezlerinin arzlarını, taleplerini karşıladım. Üretim merkezlerinin arzlarını kullandım ve sorumu, başlangıç çözümünü buldum. Şimdi neyi kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Şimdi de bulduğumuz çözüm dejenere mi değil mi onu kontrol etmemiz gerekiyor. Dejenere olup olmadığını kontrol etmek için ne yapacağım? 3 tane fabrikam var. 3 tane tüketim merkezim var.
Bunun bir eksiğine bakacağım. 3 artı 3, 6. Bir daha ne yapar? 5. Benim toplam 5 tane karar değişkenimin, temel değişkenimin olması lazım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Veya hücrelerden de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 tane hücre dolu olduğuna göre bu başlangıç çözüm ne değildir? Başlangıç çözüm dejenere, yani yozlaşmış çözüm değildir. Eğer siz 5'ten az, mesela 4 tane temel değişken bulmuş olsaydınız, o zaman temel değişkenlerden bir tanesi 0 değerini almış olacaktı ki bu da yozlaşmış çözüm bulduğumuz anlamına gelecekti arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam maliyeti nasıl hesaplayacağız? Bakın maliyeti bulmamız da oldukça kolay. Onu da şu sağ tarafta şuraları silip de yapayım isterseniz. Aşağı kaydırmakla uğraşmak istemiyorum. Evet, aşağı kaydırmakla uğraşmak istemiyoruz dedik. Şimdi çok güzel. Burayı sildik. Peki maliyetimizi nasıl hesaplıyoruz? Yapacağımız işlem şu. Ben F1'den T1'e 200 birim yolluyorum. Değil mi? Bu 200 birimi ne kadardan? Bir tanesini 11 liradan yolladığıma göre 200 çarpı 11 lira benim taşıma maliyetim 1 numaralı fabrikadan 1 numaralı tüketim merkezine. Artı 50 tane ürünü 1 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine gönderiyorum ve bir tanesini 13 liradan yolladığıma göre 50 çarpı 13 lira benim 1 numaralı fabrikadan 2 numaralı tüketim merkezine 50 tane ürünü göndermemin taşıma maliyeti olacak. Artı 150 ile 11'in çarpımı, artı 25 ile 24'ün çarpımı, artı 200 ile de 13'ün çarpımı benim neyimi verecektir? Tabii bu, siz bu hesabı yaparsınız artık kaç çıkıyoruz hesaplamayız kullanarak maliyetimiz bulmuş olacağız. Bu bulmuş olduğumuz maliyet başlangıç çözüm için bulmuş olduğumuz